Selamlar, değişik bir video ile karşınızdayım bugün. Gerçekten farklı olacak. Çünkü bir video analiz yapacağım şimdi sizlere. Kamerayı bir tık daha şöyle yaklaştırayım kendime de daha bir. Heh. Heh. Bugün bir video analizi yapacağız sizlerle. Telif yemeyeceğim umarım. Ee, ona göre temkinli yaklaşacağım, arada durduracağım. Mevzu başlıkta da, kapakta da görmüş olduğunuz üzere. Remisyonu neden Türkiye'de abi Yani remisyonu niye Türkiye demiş olabilir? Bununla ilgili birazcık inceleme, birazcık analiz ve ondan sonra bütün videoyu analiz edeceğim. Çünkü birazcık hem Dünya Kupası da benim sevdiğim bir şeydir. Oradan içeri çıkarmak istedim. Şimdi birazcık öncelikle Rey Mysterio niye Türkiye'de de. Şimdi bilmeyenler için isterseniz bir videoya bir gidelim. Videoya bir gidelim. Neredeyiz? Buradayız. Tak. Şunu büyütelim. Evet. Ben de şu kulaklığımı bir takayım önce. Önce bir gidelim. Videoya gidelim. Evet. Rey, Dünya Kupasını bu sene kim kazanacak diyorlar ve Rayminster Turkey diyor, Türkiye diyor. Üstünde de Meksika forması var. Ondan sonra no, not great diyor. Sen <laughs> no, not great falan filan muhabbeti. Yani not great mi diyor orada tam bilmiyorum ama yazısında öyle fan çevirmişler de. Yani şimdi birazcık bundan bahsedelim. Reymiş niye Türkiye diyor abi burada. Ben bunun shorts videosunu da yayınladım. Ee, şimdi birincisi bunu demesi için bir şey olması lazım. Bir şey olmuş olması lazım. Yağız, kendisi biliyorsunuz Yağız Altun Aspro TV. Dün bana ben dışarıda olduğum için çok internete bakmıyordum. Bana bunu attı bak buradan bir şey çıkar belki falan diye. Ee, dedi ki yani niye Türkiye dedi. O da bana dedi mesela niye Türkiye dedi. Ee, ya bir şey olması bir hani bilinç altında bir şey olmuş olması lazım. Çünkü yani sorduğu gibi niye direkt Türkiye diyor o kadar ülke var mesela ki Türkiye şeyde bile değil Dünya Kupası'nda bile değil hani onu bilse bir şey da Türkiye ne alaka bak bu çok ilginç bir şey bence şimdi hemen birazcık gelelim şimdi Rey Mysterio belki Türkiye'deki popülerliğini biliyor bundan dolayı mı ulan biliyorsa niye not great diyor o zaman yani falan değil diye belki Türkiye'nin futbolda son dönemlerde şimdi milli takım maalesef işte yok bu Avrupa Uluslar Kupası bilmem ne bir şey falan var diye böyle işte yok oralarda bilmem kaçıncı seviyeye falan gerçekten ben takip edemiyorum. Sistem o kadar saçma garip bir şeye evrildi ki işte biz yok üçüncü bilmem ne takım takımların olduğu yerdeymişiz falan filan böyle. Yani grubumuzdaki takımları da gördüğünüz yok işte Liechtenstein'lar bilmem neler falan filan böyle Faroya adaları. <laughs> şu gruplardan çıkmamız gerekiyordu. Çok şükür oradan yine bir çıktık bir üste attık kendimizi ama. Abi Türkiye kötü gidiyor şu an. Rey Mysterio bunu mu biliyordu acaba espri yaptı Türkiye falan diye. Abi Türkiye Dünya Kupası'nda yok zaten. Türkiye Dünya Kupası'na iki kere gitti. Biri 1954'tü galiba yanılmıyorsam. Bir tanesini zaten maddi imkansızlıklardan dolayı gidemedik. Güney Amerika'daydı galiba o Dünya Kupası. 1950'lerde bir şeydi galiba. Ya 54 miydi 58 mi tam da hatırlamıyorum yanlış da vermeyeyim. Onlardan birine de yine gidildi. Bir de 2002 zaten gittik. Üçüncü olduk. Onun dışında Türkiye e Milli takımlar olarak tamam Euro 2008 yine Euro'larda falan bir hani bir şeyimiz var yine oralarda görünüyoruz falan ama Dünya Kupası baktığın zaman maalesef başarısız. Rey Mysterio bunu biliyordu esprim yaptı ama dediğim gibi Türkiye'deki popülerliğini biliyor olabilir mi acaba Rey Mysterio? Yani Rey Mysterio böyle bir medya danışmanı falan bir şey varsa herhalde geçenlerde Türkiye'de bütün her yerde yani Rey Mysterio Galatasaraylıymış falan muhabbeti vardı ya Yağız paylaşmıştı bunu da biliyorsunuz. Ee, bu Cameo'da mıydı bir yerde böyle işte şey, hayranlar gidiyor para veriyor. Bu Türkiye'de de var bunu biliyorsunuz. Para veriyorsun atıyorum ne kadar 200 lira 300 lira 500 lira veriyorsun parayı. Mesela bir sevdiğinize bir ünlüden video çekiyor 10 saniye video çekiyor yolluyor mesela. Bu konsepti zaten biliyorsunuz. Rey Mysterio bunu yaptırmışlar Türkiye'den birine. O da işte Galatasaraylı olduğu için hey, Batu falan yapıyordu böyle işte unutma bak Galatasaray şampiyon olması en önemli şeydir falan filan doğum günü kutlu olsun. Belki de o dönem Türkiye'de ya o ki zaten Yağız mesela bunun videosunu, shortsunu yaptıktan sonra ee, ne kadar zaman sonra oldu? Bir herhalde bayağı sonra yani bir yıl sonra mı oldu hatırlamıyorum da neredeyse bir yıl sonra falan. Bu Türkiye'de gündem olmuştu işte. Remi Söre Galatasaraylı olduğunu açıkladı falan diye böyle. Bunun da bir makarasını yapmıştık zaten bol bol biliyorsunuz. Belki bu hani internette sonuçta sürekli herhalde hani arama motoru falan filan şeylerinde bunun bir istatistiği var ya belki onun haber ondan haberdardı. Türkiye'de de çünkü Galatasaray bir futbol takımı ve şu an futbol konuşuyor burada. Şu videoda futbol konuşuyor. Dünya Kupası'nı kim kazanacak diyor. O yüzden hani Türkiye'de, Türkiye'deki bu belki de bunu biliyordu. O yüzden dedi. Gerçekten ilginç geliyor ama. Yani o kadar ülke var ve Dünya Kupası'nda olmayan bir ülke ve Türkiye. Niye? Niye <laughs> <laughs> değil mi? Harbiden çok değişik geldi bana. Gerçekten farklı. Şimdi işin birazcık geyiğine girelim istiyorsanız. Sonra birazdan bu videonun devamına da bakacağız. Şimdi Türkiye ile Meksika. Allah Allah. Bir bakalım şu Türkiye ile Meksika'nın ilişkilerine bakalım. İlk resmi temas Osmanlı Devleti ile 1864 yılında kuruldu. Bak baya geç. Ya düşünsenize ta o yıllarda Meksika ile şey kuruyorsun. İletişim bayağı güzel bir şey bu. Türkiye ile ilk resmi temas Türkiye ile Türkiye Cumhuriyeti ile ilk resmi temas 1927 yılında imzalanan dostluk anlaşması ile kurulmuştur. İki ülke arasında diplomatik misyonlar açıldı ve 1962 yılında elçilik düzeyine yükseltildi. İki ülke arasında üst düzey ziyaretler kapsamında 92 yılında Meksika Dışişleri Bakanı Fernando Solano Solana ve 18 yıl aradan sonra da 2010 yılında Dışişleri Bakanı Espinoza falan filan. İşte abi şu ekrana geri döneceğim. Bak Türkiye ile Meksika'nın son zamanlarda bir ilişkisi var. Ya yani çok ilişki denemez bu. Türkiye ile Meksika denemez bunu da Türklerle Meksika arasında diyebilir. Türkiye'de bu maalesef şu an bir ekonomik sıkıntının içindeyiz. Krizin içindeyiz ve bir sürü Türk'ün biliyorsunuz değil mi? Bak bunu haberlerde belki öğrenmişsinizdir. Bir sürü Türk Meksika'ya uçuyor. Oradan da kaçak olarak Amerika'ya giriyorlar sınırı aşıp. Ve bir sürüsü de yakalandı. Hatta bununla ilgili böyle makara işte yok shorts'tır, ünlenme TikTok videosu falan çeken Türkler de vardı hatırlıyorsunuz ki. Meksika'da şu an Türkleri öyle çok kolay kolay almıyorlar. Meksika'ya vize alırken böyle hatırlıyorum bayağı bir sorguluyorlar falan herhalde. Hani böyle bir şey olmasın diye. Çünkü bu Meksika'ya da zarar. Düşsenize Meksika'ya giriyor. Meksika'dan birileri geçiyor o tarafa. Ama Türk ama işte Suriyeli fark etmez nereliyse. Bunu yapanlar vardı. Belli bir miktar bütçesi var. Geçiyor Meksika'ya. Meksika'dan Kanada'ya kaçak olarak giriyorlardı. Şey Kanada'dan <laughs> Kanada ne çıkılan? Kanada'dan Amerika'ya kaçak olarak giriyorlardı. Belki de bu hani Meksika'nın gündeminde olan bir şey Türkler buraya geliyor buradan geçiyor falan filan diye. Belki o yüzden demiştir. Bilemiyorum. Gerçekten sorgulanması gereken bir şey bu arada. Niye acaba şey dedi. Yani Allah nasip eder de yarın öbür gün ki kendisi daha önce Türkiye'ye gelip bir röportaj yapmıştı. Benim bir röportajım falan olursa sormak isterim niye Türkiye dedin orada diye. Gerçekten sormak isterim bu arada. Kendisi de bu arada biliyorsunuz zamanında Türkiye'ye gelmişti. Bakın. Alın 2010. Hatta İzlanda'da bu volkan patladığı sırada bütün Avrupa'yı, Avrupa'nın büyük bir kısmını işte bu şeyler kaplamıştı ya dumanlar falan böyle şeyin. Ee, o zaman iptal olmuştu. Sonra Kasım'da gelmişler. Tam tarihini hatırlamıyordum. Şuna da bir bakayım dedim. Hazırladım burada. Ve kimler gelmişti? Tam hatırlamıyordum. Ben çünkü Amerika'daydım o dönem. Baksana Chris Masters Chava Guerrero maçı olmuş. Dav Ziggler Kaval maçı. Kaval da e, iyidir. Turkish Power'da da güreşmişti bir ara. <laughs> MVP Tyler Rex. MVP de Turkish Power. Kane Big Show. Kelly Kelly Layla, Jack Swagger Kofi Kingston <laughs> ve main event'e bakar mısınız? Bret Hart, Edge, Rey Mysterio, Alberto Dario, Cody Rhodes, Drew McIntyre. Baya iyi maç bu arada. Gerçekten çok iyi maç ya. Abdi İpekçi yapılmış. 14 Kasım 2010. Şu maça bakar mısınız? Bret Hart, Edge, Rey Mysterio, Alberto Dario, Cody Rhodes, Drew McIntyre. Heel'lar, yıllar Face'lere karşı. Güzel maç. İşte burada gelmişti. Hatta röportaj yapmıştı Fox'ta biliyorsunuz. Ee, garipti tabii. İlginç yani nasip olursa ileride <laughs> sormak isterim yani niye böyle bir şey dedin. Şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi şu videoyu birazcık e, devam ettireceğim. Soruyorlar. Babileşli şey yapıyor. Burada kim yani dünya kupasını kim kazanır falan diye. Amerika. Şimdi Amerikalıların futbolda ee, Tabii bundan bir 25-30 sene önce çok 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 daha fazla uzaklardı. Hatta Amerika biraz daha işin içine girsin diye 94 Dünya Kupası orada yapılmıştı biliyorsunuz. Şimdi bir sonraki Dünya Kupası Amerika, Meksika, Kanada'da yapılacak. Bu güzel bir şey. Çünkü Amerika serisi artık eskisi kadar bilinçsiz değil bazı yönlerden. Harbiden gerçekten de futbol. Yani onların deyimiyle sakırı. Hobileri arasına alan, maçlara giden bir sürü insan var. Bilet fiyatları muhtemelen ee, daha uygundur. Böyle işte NHL ya da... NFL, NBA gibi değildir muhtemelen tahmin ettiğim üzere. O yüzden de daha çok kişi geliyor ve arada açım böyle de, yani ilginizi çekiyorsa mesela dur bakalım Amerika Ligi'nde nasıldı şu maçlar diye. MLS maçlarına bakın Major League Soccer. Ee, gerçekten tribün falan yapıldığını göreceksiniz bazı maçlarda bazı takımların. Çünkü adamlar böyle bir kültür geliştirmeye başladılar. Bir futbol seyircisi Avrupa'dan özentilikle tabii ki yapmaya başladılar. Bu kötü bir şey değil ama bu güzel bir şey. Hatta 4 yıl sonraki bir yeni dünya kupasında da daha da gelişmiş bir Amerika'nın futbol kültürüyle ben o Dünya Kupası'nı daha tadında izleyebileceğimiz düşünüyorum. Katar'dan daha iyi olacak kesin zaten. Şimdi burada babileşe soruyorlar. Amerika diyor. İşte yani tamam Amerika desteklemek güzel ama şimdi Türkiye Dünya Kupası'nda diyelim. Gelip sana soruyorlar. Türk kim kazanacak Dünya Kupası'nı diye Türkiye demezsin değil mi? Demezsin yani. Doğru ya doğru şimdi gerçekler var yani. Dünya üzerinde gittiğin zaman kim kazanacak dediğin zaman hani bir Brezilyalı sorsan der. Arjantinliye der, Fransa'da der, Alman'a der, İngiltere'li der. Hani Hollanda belki der falan anladınız mı? Ama bu yani Amerikalıların birazcık ne kadar <laughs> uzak olduğunun göstergesi. Ve burada da aslanlar var aslanlar. Rich Holland'la Piddan. Pardon Butch İngiltere'lere de çakmışlar böyle ve dinleyin zaten bayağı şey yani. Yani. Adamlar direkt şey işi biliyorlar yani. Benim bildiğim zaten İngiltere'den futbola çok ilgilenmesen bile hani bilirsin bazı şeyleri. Futbol. Adamlar futbolun beşi. Burada e, Root baya bir saçmalı. Hiçbir şey bilmiyor. Sakır mı diyor bilmem ne falan filan işte makara yapıyor böyle. Geçelim. Ricochet direkt Amerika diyor. <laughs> Bak bu çok ilginç. Yani Ludwig Kaiser Direkt ya forma yakışıyor. ben çok severim. Almanların zaten bir şey var ama şimdi bu seneki Almanya da Almanya gibi yani. Takımda 7-8 tane siyahi var. 2002 Dünya Kupası'nda Asamoah falan vardı galiba yanılmıyorsam. İlk böyle Alman siyahi gördüm. Bana garip geliyor lan. Nasıl olur falan diye çocuk aklım tabii o zamanlar. Ben Hamburg Almanya'danım. Bak şimdi bak. Bak nasıl futbolla ilgili adam yorum yapıyor. Bak gördün mü? 1 2 3 4 bu kadar Dünya Kupamız var bizim. Biz bu kadar Dünya Kupası kazandık. Bak nasıl biliyor? Çok iyi bir takımımız var diyor. Ee, Forvet konusunda sıkıntı. Kim oynayacak bilmiyorum. Havertz mi oynayacak? Werder Bremen de kimi? Potansiyel olarak kesinlikle bu arada. Evet. Hansi Flick zaten bence Almanya için çok iyi. Yani Göreceğiz bakalım. Bak adam ne, ne kadar ilgili görüyorsunuz değil mi işte? Ya bu aslında kültürden kültüre, ülkeden ülkeye değişiyor. Tabii fark etmez. Şu an Türkiye Türkiye'de futbol mesela çok önemlidir abi. Bir numaralı spordur ama e, herhangi biri mesela özellikle günümüz gençleri bak bundan 20 yıl öncenin 15-20 yıl öncesinin gençleriyle günümüz gençler arasında bence fark var. Günümüz gençleri biraz daha futbola daha az ilgi gösteriyorlar. Tabii bunda e, kulüp takımlarının, süperlik takımlarının ki ya, yani genelde zaten ya öyledir yani Türkiye'de hangi takımlısındır? İşte Galatasaray, Fener, Beşiktaş ya da tuttuğun şehrin takımı Trabzonspor ki Trabzon dışında da çok Trabzonlu var. Ben çok arkadaşım var benim öyle. Adam alakasız yani adam Bursalı Trabzonspor tutuyor. Trabzonlu da değiller yani. Anladın mı? <laughs> Değişik var öyle. Şehrin takımı tutarsın. Ee, ama günümüzde biraz daha böyle hani şey hangi takım tutuyorsun dediğiniz zaman gerçekten mesela Liverpool, Real Madrid diyen gençler sayısı daha çoğaldı. Çünkü bu da takımlarımızın maalesef eskisi kadar şeydi. Şimdi ben Türkiye futbolunun prime'ında bir gençtim, bir çocuktum. Yani hangi yıllar derseniz işte 4 sene üste şampiyon olan Galatasaray'ın zamanında ben bir Galatasaraylıydım zaten. Ondan sonra yine işte Euro'lara 96'da vardık, 2000'de vardık, 2002 Dünya Kupası'nda 3. olduk. Hatta 2008'de bir genç olarak görüyorum kendimi. Euro 2008'de Avrupa'da işte yarı final gördüğümüz zaman bile. Ya şu seneler Türkiye'de prime'ıdır yani şey futbolun. O dönemlerde yaşamış bir genç olarak elbette futbola çok bağlanmıştım yani. Günümüzde tabi bu pek yok. Evet. Çok böyle yıldızların olduğu bir takım değil ama hep şey tam takım oyun oynarız biz falan diyor. Bak ne güzel konuşuyor. Ben abi hoşuma gidiyor böyle ya. Aynen Meksika kazanacak kardeşim. Meksika'nın da ben futbol kültürünü çok severim bu arada. Yeah Japon. <laughs> Yine Mexico, Raquel Yani işte böyle genel olarak. Öyle bir video analizi yapmak istemiştim arkadaşlar. Şu öyle kapatalım. O da o da elini kapatsın. Türkiye demeden önce. <laughs> Eli lazını kapatsın. Bu da böyle bir video olsun. Öyle yapalım. Ben kaçayım mı? Ben kaçayım. De Değişik bir şey oldu. Video analizi yaptık. Ama gerçekten yani. Ne bileyim ileride bir şey olur. Devran döner. Güreşçilerle röportaj yapabilecek bir seviyeye gelebilirim. O zaman Reymisler'e sormak isterim. Niye Türkiye dedin diye. Mantıksız çünkü. Bir sebebi olması lazım. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.